olacaksınız. Bu da kolay. Gelsin. Kahvelerde, kurum ve kuruluşlarda çay kahve yapılan, dağıtılan yere... Kafe? Değil. Türkçe. O kadar Türkçe ki yani İstiklal Harf Marşı'nız almayı ben basarken atladım galiba. Bir harf istediler efendim. Evet. Tabii İstiklal Marşı'mızdaki anlamı biraz daha farklıdır. Çay şeyi. Ocak. Ocak, buyurun. 300 puan daha kazandırıyor size. Hadi yenisi geliyor. Yine otantik bir şey. Mesela şark dedik. Şark köşelerinde illaki kullanılan bir aksesuar. Artık asıl amacıyla kullanılmıyor belki ama bir aksesuar olarak birçok yerde karşımıza çıkıyor. Gelsin. Efendim, kilim veya halıdan yapılmış genellikle iki gözü olan torbadır bu. Torba değil de ne denir ona? Heybe. Heybe mi denir? Denir. 500 puan kazandım. Hadi gelsin yenisi. 5 harfli cevaplarla böylelikle sona ersin. İnşallah. Bir rahatsızlığın ismi. Bir rahatsızlığın ismi olmasına rağmen bambaşka bir şeyin de adı. O yüzden pırıltısı var. Bir kadın ismi olarak bile karşımıza çıkıyor. Ama dertli bir rahatsızlık olduğunu da biliyoruz. Soru anlatsın. Özellikle diz, dirsek veya kuyruk sokumunda kızarıklık, pullanma ve dökülme ile beliren bir hastalıktır. Eksama değil. Nokta nokta hastalığı. Ama kelime böyle pırıltılı bir kelime. Hatta kadın ismi olarak da karşımıza çıkar. Evet, bir harf alayım ben. Buyurun. Hani Sivas'ta balıklar var. O balıkları da biliyor musunuz? Onları Japonya'ya ihraç ediyormuşuz biz. Gidip Japonları yiyormuş o balıklar. Sedef. Neydi? Sedef. Durdurdunuz mu? Durdurdunuz. 1600 oldu kasamız. Gayet güzel başlangıç efendim. Beş harfler de bitti. Topu topu iki tanecik harf aldık. Harcadığımız süre derseniz soru başına 10 saniye yani 40 saniye gibi bir sürede 4 soruya cevap vermişiz. Çok güzel alışveriş. Hadi bakalım. Hakikaten öyle. Şimdi altı harfli cevaplarda daha da rahat edersiniz. Çünkü çok kısa soruları var. Bakın bu mesela. Kıyı şeridi. Fransızca kökenli bir kelime sizden istediğim. Kıyı şeridi. Özellikle böyle uzun kıyı şeridi olan ve o şeridi piyasa caddesi olarak kullanan... Kordon. Şehirlerde karşımıza çıkan bir kelimedir demeye kalmadan... Tertemiz bir 600 puan. Burada heceler birbirini tekrar ediyor. Şöyle bir anlama bürünüyor. Halk ağzında küçük sıvı püskürteçlerine verilen fıs addır. Fıs. Nedir efendim? Fıs fıs. Fıs fıs. 2800 oldu kasa. Şimdi biraz daha böyle tanımlama soruları falan gelsin. Hani sözlüğü açtığınızda da böyle yazıyor. Hı. Bir bakın bakalım. Yüksek lisans ve bilimsel bir eserle erişilen... Akademik derece. Batı kökenli bir kelime, 7 harfli bir kelime. Bir harf alayım. Hadi bir tane alalım. Süremizin ama bol olduğunu unutmayalım. Olur mu? Süremiz bol. Doktora. Neydi efendim? Doktora. Siz de harcamadınız maşallah o süreyi. Bakınız, ilk 7 harfli cevapla birlikte 3400'ü bulduk. Şu noktada 2000'i aştığı zaman yarışmacı... Her şey yolunda gidiyor deriz biz. İnşallah. Siz düşünün yani ne kadar yolunda her şey. Süreniz de çok güzel. Bundan sonra herhangi bir soruda takılırsak mesela doktoradaki gibi efendim hemen harfi tutunmak yerine sürem var benim kullanalım. Diye. Kullanalım tamam. Tamam. İki kelimedir şöyle sorulmuştur. Tam aslında Hande Nur Hanım'lık soru. Kendisi çünkü çocuk doktoru biliyorsunuz. Evet. Bir bakın soruya. Çocuk dilinde canı yanmak, yaralanmak. Uf olmak. İki kelime demedim ama. Uf. Siz dediniz, durdurdunuz ve 700 puan kazandınız efendim.